Şimdiki zaman siyaset kaldığı yerden devam ediyor. İkinci kuşakta Türkiye'nin korona gerçeğini anlamaya çalıştık. Değerli hocamız Profesör Mehmet Ceyhan'la konuştuk. Elbette ki Türkiye'nin sağlık politikalarıyla ilgili bazı verileri de masanın üstüne getirdik. Bu kuşakta ise gene Türkiye'nin çok sıcak bir gündemi olan ve bana sorarsanız Türkiye hızla bir seçime giderken aslında o seçimlerin de en ateşli başlığı haline dönüşen jeopolitik, güvenlik ve dış politikayı konuşacağız. Tahmin ettiğiniz üzere Sayın Erol Mütercimler Skype üzerinden canlı yayında karşımızda. Erol Hocam hoş geldiniz. Mekanın efendim sahibi geldi desek oluyor mu öyle? Evet efendim olur. Hiç itirazım yok. Hepinize hem iyi akşamlar diliyorum hem sevgi sunuyorum. Sağolunuz, var olunuz. Sağolunuz. Şimdi hocam bugün tabii birkaç başlığımız var dış politika ve jeopolitik alanında. En sıcağı, en günceli Kıbrıs. Kıbrıs'ı soracağım ama ardından Azerbaycan'ı ve zamanımız kalırsa tabii ki Suudi Arabistan ve belki Afrika'ya ya da yayılan Türk ürünlerine yönelik ciddi bir boykot uygulaması var. Pek fazla yer bulmadı Türk basınında. Oysa ki bu son derece ciddi bir konu. Bu meseleyi de soracağım. Kıbrıs'la başlayalım. Bugün Aydınlık Gazetesi'nde Ekonomi Eski Bakanı Sayın Ufuk Sölemez'in bir yazısı vardı Kıbrıs'la ilgili. Dedi ki Kıbrıs'ta Ersin Tatar kazandı. Bu Türkiye'nin de başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ilhak olur mu acaba? Olsa mı keşke? Tonunda bir yazıydı. Bu konudaki fikrinizi dinlemek isterim analizde. İkinci bir yorum ise iktidar kanadından gelmiş olan yorumdu. Onlar da dediler ki, daha doğrusu onlara yönelik bir yorumdu. Kampanya süreçlerine Sayın Ersin Tatar'ın bu kadar müdahalede bulunmuş Türkiye Cumhuriyeti devleti açısından şöyle bir şey söylenebilir mi? Kıbrıs'ta Ersin Tatar kazandıysa Türkiye'de de Erdoğan kazanır ya da kazanacak demektir. Böyle iki başlık okudum ben bugün Türk medyasında. Hem bu konudaki yorumlarınızı hem de Kıbrıs analizini heyecanla, dikkatle dinliyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim efendim. Söylemiş olduğunuz iki yorumun ikisi de son derece romantik. İkisi de gerçekçi değil. Bir kere onu hemen belirteyim. Şimdi ilhak meselesi, ilhak konusunu hiç kimse ağzına almamalı. Sebebi şu, Türkiye yıllarca bu enosis yani ilhak meselesiyle mücadele etti. Olur mu öyle şey? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı niye yaptık biz oraya? Oradaki Türkler toptan yok edileceklerdi. Bu şaka değil. Toptan yok edileceklerdi. Akritas planı ortada çünkü. Neydi? Tarihsel olarak Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak. Makarios ama başka bir şey yaptı. Yunanistan'ı Kıbrıs'a ilhak etmek istiyorum dedi. İşte ondan sonraki süreçte biliyorsunuz Rum Milli Muhafız Orduları orada kendi içlerinde iç savaş çıktı. Ve son tahlil işte Türklere soykırıma yönelince Türkiye öyle müdahale etti. Söylüyorum tekrar, evet, ilhak herkesin rüyası olabilir. Eğer yapılsaydı zaten 1974'te yapılırdı, o sonuna kadar gidilir, bütün ada alınırdı. Dolayısıyla oradaki işler öyle gerçekçi laflar değil onlar. Kıbrıs'ta bugün artık Ersin Tatar'ın bu seçimi kazanmış olması bana göre, ben zaten hep öyle ifade ettim, Rauf Denktaş'ın ışıklar içinde uyusun bu büyük devlet adamının kazanması demektir. Niye? Çünkü Ersin Tatar'ın ifade etmiş olduğu tez, Rauf Denktaş'ın ifade etmiş olduğu tezdir. Türkiye Kıbrıs'taki seçime ilk kez mi müdahale etti? Hayır. Kıbrıs'taki seçimlere Türkiye her bir şekliyle dahil olur. Ama bu seferki müdahale biraz fazla ilkel yöntemlerle yapıldı. Çok bu gereksizdi, bu türlü göstere göstere yapılması bu işlerin. Bunlara hiç gerek yoktu. Oradaki mesele anlatılabilirdi. Bakın, Kıbrıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihindeki en düşük katılım oldu. Asıl kafa yorulması gereken husus buydu. Niçin bu kadar düşük katılım oldu? Çünkü birincisi Türkiye'de olduğu gibi Kıbrıs'ta da insanlar politikacılara inanıp güvenmiyorlar. Bir kere birinci mesele bu. İkinci mesele tabii ki bu salgın, orada da etkili insanların sandığa gelmemesi. Üçüncü konuya sıra gelince oradaki yapılmış olan bu tartışmalar, işte Türkiye buraya çok müdahal oluyor, müdahaleci oluyor denmesi orada bazı kamuoyunun içinde tatsızlıklara yol açtı. Ama son tahlilde ikinci turda yapılan bu oylamanın sonucu ilk tura göre daha fazla insan geldi, katıldı. Seçime katılan insan sayısı artınca doğal olarak Ersin Tatar aldı. Eğer İlk turdaki gibi kalsaydı katılım,
Mustafa Akıncı alacaktı. Çünkü aritmetik ortada, destekler ortada. Ama şunu da söyleyeyim bakın, CTP bir açıklama yaptı. Dedi ki biz Mustafa Akıncı'ya oy vereceğiz. Ben rakamları çıkardım kendim. Çünkü ben Kıbrıs'la çok yakından ilgiliyim. Ta 1990'dan beri ben Kıbrıs'la çok ilgiliyim. Yazdığım kitap ortada, makalelerim ortada. Orada ben bir şeyi görüyorum. CTP seçmeninin bana göre 6000'i biraz aşkın seçmeni de Ersin Tatar'a oy verdi. Bu önemli bir meseledir. Yani çok şey söyleniyor efendim, orada para dağıtıldı deniyor, orada bir takım vaatlerde bulunuldu deniyor. Bütün bunların hepsi söyleniyor, süreç içerisinde gelir. Ama Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu çok önemli stratejik yanlışlıklar var. Bir kere o stratejik yanlışlıklardan birisi neydi? O yanlışlıklardan birisi şu, bu federasyon tezi üzerinde ısrar. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim size. Aslında federasyon tezi 1974 harekattan sonra uzun zaman Türkiye'nin teziydi. Rumlar buna hiçbir zaman yanaşmadılar. Daha sonra yapılan uluslararası görüşmelerdeki, şimdi onları böyle tek tek saymayayım müsaade ederseniz, bunların uluslararası o görüşmelerde, işte en sonunda yapılan İsviçre'deki görüşmede de federasyon tezinin çöktüğü çok çıplak biçimde ortada. Ve Mustafa Akıncı bunda ısrar ediyordu. Efendim başka bir şey daha anımsatayım size. Bu Annan planı oylaması yapıldı ya, Türkiye'de yes be annemciler, işte sözde ona bizdeki liberaller, ikinci cumhuriyetçiler ve hükümet çok ısrarlı biçimde Annan planının onaylanması yönünde baskı yaptılar. O zaman da çok ağır baskı yapıldı. Peki niye o zaman ağızlar açılmadı? O baskının sonucunda Türk tarafı anımsayacaksınız. Evet derken Rum tarafı ne dedi? Hayır dedi. Aç gözlülüklerinden dolayı. Eğer o gün Rum tarafı evet demiş olsaydı, ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi biraz sonra Ersin Tatar'ın orada bir toprak verme ile ilgili söylediği cümleleri var. İngiliz, evet. Bir İngiliz televizyonuna, evet medya organına söyledi. Ama onun tarihsel bir geçmişi var, onu izah edeceğim şimdi size. Efendim o zaman eğer Rum tarafı da buna evet demiş olsaydı, şu anda var ya, bakın bakalım orada KKTC diye bir şey var mıydı? Hocam, bir bakın bakalım olacak mıydı? Transmontana'da da Rumlar yine saptılar, demin, yine kabul etmediler. Efendim işte demin İsmail kardeşim demin söylemiş olduğum oydu dedim yani İsviçre'de. Evet. Artık yerel seçimler var, bir bakalım seçimlerden sonra yaparız deyip tüydüler. Efendim bakınız, Türk tarafından gelen hiçbir teklif Güney tarafından kabul edilmeyecek. Bunun tarihsel de geçmişi var. Herkes bunu bir kere, bunu Türkiye açısından biz bunu bilmeliyiz. Şimdi Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu öteki çok büyük stratejik yanlışlık, çok büyük hem hata hem yanlışlık, sürekli olarak Türkiye'yi bir yok saymak, Türkiye'yi oyun tahtasının dışında görmek gibi enteresan bir tavrı oldu. Oysa ki şunu fark etmek gerekiyor. Türkiye şimdi bu söylediğimden Kıbrıs'ta yaşayanlar lütfen alınganlıkla göstermesinler. Kıbrıs'ta Türklerin yaşıyor olmuş olması önemli ama şunu unutmayalım. Orada kim yaşıyor olursa olsun Türkiye için Kıbrıs olağanüstü önemlidir. Hem jeopolitik açıdan hem jeostratejik açıdan. Türkiye, Kıbrıs Türkiye için hava borusudur kardeşim. Nefes aldığınız yerdir. Karpas burnunun kaybedildiğini düşünün. Bakın bakalım İskenderun körfezinden dünyaya çıkabilir misiniz? Bütün Akdeniz'i kaybedersiniz. Başka önemli bir husus var, o da şu. Unutmayalım ki Türkiye üçlü garantör ülkelerden birisidir ve Kıbrıs'la her zaman için bu garantörlük, uluslararası hukuk, 1959 Londra-Zürih anlaşmaları, onun peşinden kuruldu işte Kıbrıs Cumhuriyeti. Efendim, uluslararası hukuktan, bu uluslararası antlaşmadan doğan hakkı var, sorumluluğu var. Türkiye bunu kendi ulusal çıkarı için zaten yerine getirmek zorunda.